Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyoları Youtube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Evet, bugün size arkadaşlar bu model hazırladım. Bir tane yaprak, bu şekilde kirpikli yaprak ve arasına bu anahtar saray anahtarı modelimizin arkadaşlar yerleştirdim bir yaprak bir anahtar için yuva ve anahtarımız modelimiz bu şekilde devam ediyor bir yaprak bir anahtar bir yaprak bir anahtar olarak şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar dişer zincir çekerek bu şekilde tığ battıramızı hazırlıyoruz arkadaşlar ilk başlarken de aynı şekilde tığ battığımızın içine girip sık iğne ile bu şekilde ipimizi buraya tutturduk bir zincir çekiyorum her örümcekten önce muhakkak örümceğimizin güzel durması için bu zincir işlemini unutmayalım İpimi bu şekilde uzattım ve örümceğimin boyutunu bu şekilde ayarladım arkadaşlar orta boy bu şekilde bir örümcek hazırlıyoruz iki defa tığımın başını doladım bir iki üç dördüncü tığ battımın içine girip bir 2 2 2 olarak aldım. Buraya bir tane trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. Pardon arkadaşlar bu şekilde 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi döndüm. Hemen bu yaptığım trabzanımın tepesini arkadaşlar şu şekilde kapattım yuvamı. 1 2 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Şöyle düz yüzüne döndüm. Bir defa doladım. Buradaki yuvanın içine girdim. 1 2 2 2 tane trabzan. Buraya bu şekilde 3 sefer dalarak 5 tane trabzan yapıyorum. Yine yuvaya girdim. 1 2 2 3 oldu. Bir defa doluyorum. 1 2 2 4 oldu. Yine bir defa doluyorum. 1 2 2 5 tane bu şekilde buraya trabzan yaptım şimdi 5 tane zincir çekiyorum bir defa tığımın başına doladım yine aynı şekilde arkadaşlar yuvaya girip 5 tane trabzan yapacağız 1 2 2 bir defa doluyorum 1 2 2 3 4 4 tane tırabzanı yeşil tırabzan e, yaptık arkadaşlar yuvaya. Şimdi 3 zincirle 5. tırabzanı yapıyorum. Evet, sık iğne ile sabitledim 3 zincirimi yuvama. Ve geri kalan bu tırabzanıma da arkadaşlar 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. 4 5 ve alt. Altı tane sık iğneyi yaptık arkadaşlar. Trabzarma hemen yanındaki tığ battımın içine giriyorum. Bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum yine aynı şekilde arkadaşlar. Örümceği yapmadan önce bir zincirimizi yapalım. Bu şekilde arkadaşlar anahtarımızın yuvasını hazırladık ve şimdi yaprağımızın yapım kısmına geçelim. Bir zincirimizi çektik yine aynı büyüklükte bir örümcek. Bütün örümcekleri arkadaşlar aynı büyüklükte yapıyoruz. Anahtarınkini de yaprağınkinin örümceği de bu boyutta olacak arkadaşlar. İki defa tığımın başını doladım. Bir, iki, üç tığ battı atlıyorum. Dördüncü tığ battıma bir, iki, iki, iki. Dört seferde alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi beş zincir çekiyorum. Anahtarımızın yuvası yedi zincir yaprağımızın yuvası 5 zincir arkadaşlar. 3, 4, 5 zincir. Döndüm düz yüzüne. Yine aynı şekilde bu trabzanımın tepesini arkadaşlar bu şekilde çektiğim 5 zinciri kapatıp bir yuva yaptım. 1, 2, 3 zincir. Döndüm arkadaşlar. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2, 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum. Bu trabzanın arasına buraya bir kirpik yaptım. Bir zincirimi çektim, bir defa doladım. Araya zincir çekiyorum arkadaşlar ve 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan Kirpiğimizin sayısı da 4 zincir arkadaşlar. Hepsi aynı 4 zincirle yapılıyor. Bir zincir, bir iki defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 3 seferde aldım arkadaşlar. Yine 4 zincir kapattım tırabzanımı. 2 defa doluyorum. Yine aynı yuvanın içine giriyorum. Bu sefer 1 2 2 2 alarak bu şekilde arkadaşlar 4 seferde çekiyorum. 1 2 3 4 zincir. Aralarına birer zincir çekmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde daha seyrek güzel gözüküyor. 7 tane buraya arkadaşlar sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Son trabzanımızın da 7 tane arkadaşlar sık iğnesini yaptık. Yine bu 5 zincirli ana yuvaya da bir tane giriyorum. Yaprağımızın işlemi bu kadar arkadaşlar. Yine burayı da 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4, 5 ve 6. Yedinciyi hemen yandaki tığ battımın içine giriyorum. Bu şekilde sabitliyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar bu anahtarımızın yuvası bu da yaprağımız. Bu şekilde bir anahtar yuvası bir yaprak bir anahtar yuvası bir yaprak olarak devam ediyor arkadaşlar. Şimdi anahtar yuvamızın yapılışına geçelim. Bu anahtar yuvamızı da arkadaşlar bu şekilde mavi rengimizle yapacağız. 2 zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bu ortada çektiğimiz yuvamızın içine sık iğne ile girdim. 1 2 3 ve 4 zincir. 2 defa tığımın başını doluyorum. Trabzan yapacağız arkadaşlar. 2 2 2 3 sefer daldım. Yine 2 defa doladım tığımın başını. Aynı yuvanın içine girip 2 2 2 2 defa doluyorum tığımın başını 2 2 2 5 tane trabzanı bu şekilde 3 seferde çekerek tamamladım şimdi arasına 7 tane zincir çekiyorum 7 zincirimi çektim 2 defa doladım şimdi bu tarafına da arkadaşlar yeşil yuvanın Aynı şekilde 5 tane trabzan yapacağım. 2 2. Bu birinci trabzan. 2 defa doluyorum. 2 2 2. Yine 2 defa doladım. 2 2 2. Bu üçüncü. 2 2 2. Şimdi arkadaşlar yine 4 tane trabzan olunca 4 zincirimi çekiyorum. Yeşil yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde 5. trabzanım oldu. Bir zincirle döndüm. Hemen düz yüzüne. Buradaki son 4 zincir çekerek aşağı indiğim trabzanımın içine giriyorum arkadaşlar. Şöyle bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü 4 tane sık iğne yapıyorum. Sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine sık iğne ile giriyorum. Sıradaki trabzanın tepesine de sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile trabzan tepelerine girerek yuvaya kadar geldim. Burada da aynı şekilde 3 tane sık iğne yapıyorum. 7 zincirli yuvanın içine 1, 2, 3 zincir. Buraya 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Buraya bir kirpik, bir pirik yaptık arkadaşlar. Bu şekilde bir yine bir tarafına da üç tane sık iğne 2 ve 3 hemen dibine trabzana bir ilk trabzandan başlayarak arkadaşlar dört tane trabzanımız var Şu şekilde dördüne de sık iğne ile girdim bu beşinci trabzanımızın arasına girip üç tane sık iğne yapıyorum bir 2 3 pardon 4 sık iğne yapıyorum 5. de arkadaşlar çünkü 4 zincir çekmiştik başlarken 5. sık iğnemi de yuvada yaparak bu şekilde kapatıyorum bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar İpimi koparıyorum İşlem bu kadar anahtarı da yapımı da bu kadar arkadaşlar hemen şu iplerimi temizleyip geliyorum Evet modelimizin bitmiş hali de bu şekilde arkadaşlar bu şekilde bir kirpikli yaprak bir anahtar olarak modelimiz devam ediyor. Bu yaprakları da istediğiniz yaprak modelinden koyabilirsiniz. İster sadece kirpiklerden oluşanlardan bile koyabilirsiniz arkadaşlar. Kolayınıza bu yaprak ağır yapamam derseniz sade trabzanlı yapraklardan da yapabilirsiniz. Fikir amaçlı olsun diye bu şekilde sizler için ayarladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.